Değerli dostlar, tekrar merhabalar. Ekranımızda yine standart yasal uyarımız. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyelerin yatırım danışmanlığı olmadığına dair, almanın, satmanın, tutmanın tamamen sizlere ait olduğuna dair bütün bunları okuyarak videolarımızı izleyin. Kesinlikle sadece bu videoya dayanarak yapacağınız işlemler sizlerin risk ve getiri tercihine uygun sonuçlanmayabilir değerli dostlar. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak işlem yapılmamalıdır. Yine kanalımıza abone değilseniz, ki izleyicilerin yarısı ne hikmetse abone değil, abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Hisse, emtia, forex, kripto para analiz istekleri için katılı farklı kategorilerden aktif hale getiriniz. 7/24 kripto para alım için Binance borsasına ömür boyu %10 komisyon indirimiyle üye olmak için hemen videonun altındaki açıklama ve yorum kısmındaki linke tıklayarak bu ömür boyu %10 komisyon indirmeye hak kazanabilirsiniz. Binance borsası üzerinden 7/24 kripto para alım satım işlemlerinizi yapabilirsiniz. Burada kripto para nasıl oraya para aktaracağım sorusu genelde gelmiş. Hesabınızı açıyorsunuz, aktifleştiriyorsunuz değerli dostlar. Kripto para da Papara üzerinden daha hızlı hemen 5 dakika içerisinde paranızı aktarıp paranızı çekebiliyorsunuz. 7/24 Papara üzerinden bunu yapabiliyorsunuz. Onun için bir Papara hesabı açmanız da gerekebilir değerli dostlar. En böyle hızlı para transferi Papara üzerinden basit bir şekilde halledebilirsiniz değerli dostlar. 8 adet hissenin Turkcell, Türk Hava Yolları, Froto, Teknosa, Arçelik, İşçi.tr, Kardemir'de ve Mepet teknik analiz çalışmasını sizlere sunmuş olacağız değerli dostlar. Umarım faydalı bir video olur. Çayınızı, kahvenizi alın. Şöyle yudumlayarak bizleri afiyetle takip edin, dinleyin değerli dostlar. Turkcell. Turkcell ile ilgili bakış açımızda hiçbir değişme yok değerli dostlar. Halen ben Turkcell'e pozitif bir bakış açısı içerisindeyim. Ağır aksam gidebilir, gidiyor olabilir. Yani bunu çok da abartmamak lazım Turkcell'i. Yani gitmiyor diye çok da böyle negatif düşünmemek lazım. Yani Turkcell'i görüyorsunuz arkadaşlar, bir trend içerisinde, bakınız, majör bir kanal trendi içerisinde devam ediyor. Ve burada ne hikmetse bakınız bu direnç noktası, bakınız daha önceki test edilen bu direnç noktasını sık sık temas etmeye başladı. Yani bu şekilde sık temas yukarı doğru bir kırılımı da beraberinde getirebilir. Bir kırılımın müjdesi olabilir değerli dostlar. Yine bizim için ana mavi desteğimizin altına düşmediğimiz müddetçe dedik, sıkıntı yok dedik değil mi değerli dostlar? Çizimleri kaldıralım. Şimdi burada daha önce yapmış olduğumuz teknik analiz çalışmasında sizlere arkadaşlar şu şekilde, bakınız, şu bölgenin üzerinde kaldığımız müddetçe, bakın, ortalama değerli dostlar. Şöyle yapalım. Yani burada ufak tefek sapmalar, aşağı yukarı inişler, çıkışlar olabilir. Yani bunlara da yine takıntı yapmamak gerekir. Bakın şöyle bir görüntüyü görmekteyiz değil mi değerli dostlar? Yani buradaki bu kırılımın, yukarı yönlü kırılımın gelmesi aslında bize artık yeni ufuklar, yeni hedefleri ne yaptı? Gösterdi. Bakın şu seviyenin üzerinde artık tutunduk. İleri geri bakınız gelgitler yaşıyoruz. Evet, bu bölge üzerinde kaldığımız müddetçe Turkcell'de değerli dostlar yukarı bir potansiyel var. Hatta burada bakınız yeni zirve noktalarının, yeni tepecikler test ettiğini görüyoruz. Bu da ne demek arkadaşlar? Şu bölge ve bu bölge arasında bakınız 15 ile 17 arasında 2 TL'lik bir fark bakınız söz konusu değerli dostlar. Bu bölge arasında 15-17 bandı arasında gelgitler yapar. 17 açıldığı takdirde de teknik olarak 19'a doğru bir yolculuk söz konusu olabilir değerli dostlar Turkcell'de. Evet, Turkcell'deki görüntümüz bu değerli dostlar. Umarım güzel yerlere gelecektir. Şimdi yine belki size biraz mübalağa, abartı olarak gelebilir ama tamam, güzel, bu Turkcell'de yukarı yönlü bir hareketimiz var. Teknik yukarı, halen yukarı gösteriyor ama ya burada şunu diyen de çıkabiliyor. Yani şurada bir yükselen takoz, kama falan muhabbeti yapanlar da olmuyor değil arkadaşlar. Evet, buradaki bir yükselen takoz mudur, kama mıdır? Ben böyle düşünmüyorum arkadaşlar. Burada yükselen bir trenddir. Yani şuradan alıp, şimdi bunu tam anlamıyla bir takoz, kama falan muhabbete girmenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum.
Kırıldığı zaman zaten teknik bize satışı verecekler arkadaşlar, ama kamaya gidiyoruz, takoza gidiyoruz diyerekten çok da paniklemenin bir anlamı yok. Niçin? Ya sürekli zaten daha yukarıda tepe yapıyor. Gelir tekrar yukarı. Yani bu şekilde. Yani daha sıkışma potansiyeli var, daralma potansiyeli var arkadaşlar. Yani yolculuk bu alan içerisinde gidecek. Şimdi şöyle bir çizim yapalım. Değerli dostlar, buradaki görüntü bakınız şu şekilde. Şimdi şu aradaki mesafe boyunca ben yukarıya bir potansiyel görüyorum, bir beklentim var arkadaşlar. Şu şekilde bakınız. Teknik anlamda bakın şöyle bir potansiyelin olduğunu düşünüyorum. Tabii isteyen bunu abartılı görebilir. Hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Bakınız. İster buradan alın, ister buradan alın. Yani ortalama 21 bantları bakınız bu hissede teknik hedefimiz değerli dostlar. Bakınız 21 TL bandını burada teknik hedef olarak ortaya koyabiliriz. Ya bir gün burası test edilecektir. Bugün olur, yarın olur, bir yıl sonra olur, 6 ay sonra olur, onu bilemem ama teknik bize bu 21 bandını şu anda gösteriyor mu? Gösteriyor. Yani şuradaki çıkışın mesafesi boyunca ben bir çıkışın gerçekleşme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Turkcell hissesinde değerli dostlar. Yine burada tabii bu çıkışı gerçekleştirirken çizimleri kaldıralım şimdi. Evet. Bakınız buradaki teknik hedefimizin 23.70 olduğunu söyleyebiliriz. Bakınız. Evet. Buradaki teknik hedefimiz 23.70 bantları. Şimdi değerli dostlar, iki tane bakınız alttan yukarı Fibonacci çizdik. Bir de bunu klonladık. Şöyle bir görüntü ortaya çıktı ki bakınız bunun da çok güzel çalıştığını aslında söyleyebiliriz değerli dostlar. Yani şu orta bantın tepe noktasının kırılmasıyla beraber bakınız kalın çizdik 15-29'ların kırılmasıyla beraber şuradaki Fibonacci değerlerini takip etmemiz lazım arkadaşlar. Bakınız şu bölgenin kırılmasıyla beraber takip edeceğimiz Fibonacci değerleri 0786 1709 arkadaşlar, bu bölge bakınız 1 2 bakın 3 defa test edilmiş 17.09, 15.29. Bakın şu bölge. Bu iki bölge arasında gelgitler yaşayabilir. 17.09'lardan koptuktan sonra altın oran 0.618, 18.50'ye yolculuğumuz teknik anlamda gelecektir arkadaşlar. 18.50 ve bu şekilde arkadaşlar düzeltmesini yapar. Tekrar 17.09 olur. Bu şekilde yolculuğumuz 23.70 olarak karşımıza çıkıyor diyebilirim. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Almak, satmak, tutmak sizlere aittir. Burada ben orta uzun vadeli bir teknik analiz çalışması yaptım. Yani kabul edip etmemek sizlere ait. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Türk Hava Yolları'na bakıyoruz şimdi de. Evet, burada yine çizimler falan yaptık. Grafiğimizi sıfırlayalım. Burada arkadaşlar görüyorsunuz bir kanal trendi dedik. Yani bu tuttu mu arkadaşlar? Tuttu değil mi? Yani şu bölgeye bakın arkadaşlar. Yani böyle bir kanal trendimiz var. Kırıldığı zaman dikkat dedik. 12.98 yani 13'lerde gelen bir bu kırılım sonrası bakınız alt desteğe kadar gelip buradan tekrar hareketini başlattığını görüyoruz. Yani 11.80'lere kadar bir düşüş gerçekleşmiş oldu. Bunu iyi yakaladık. Bu düşüş potansiyeli olduğunu söyledik. Gerçekleşti. Şimdi Türk Hava Yolları ile ilgili
Ben yine orta uzun vadeli bir bakış açısı sizlere çizmek istiyorum değerli dostlar. Yine kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Almak, satmak, tutmak sizlere aittir. Şimdi şu bölgeden bir Fibonacci yine atacağım. Görüldüğü üzere. Evet. Fibonacci değerlerimiz arkadaşlar bu şekilde karşımızda. Yine aslında çok güzel çalıştığını, çok güzel yerlerden dönüşler yaptığını görmekteyiz. Bakınız 0.50 13.69'lardan gelen bir geri dönüşü burada görüyoruz. Daha önceki geri dönüşlere bakın 0.618 bakın 15.19'lardan bakın. Fibonacci'si çok güzel çalışan bir Türk Hava Yolları. Bakınız yine bu bölgedeki dönüşe bakın arkadaşlar. Yani burası iyi çalışıyor. Yani anlatmak istediğim nokta bu. İyi çalışıyor. Şimdi 12.20 bakın 12.20 bizim için artık bir destek. Bakın bu bölgenin üzerindeyiz. 12.20 13.69 direnç. 12.20 13.69 banda arasında Türk Hava Yolları takip edilebilir değerli dostlar. Tabi ilerleyen zaman dilimi için yine yukarıya potansiyelin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Yani ben Türk Hava Yolları için 20-27.83 bu şekilde yolculuğun devam etme potansiyelini orta uzun vadede söyleyebilirim. Yani dip arkadaşlar burası teknik anlamda dip. Bakınız şurada dip oluşumunu yaptı. Fibonacci de güzel çalışıyor. Yani bu bölgelerde gel git gel git. Daha yukarıda oluşan diplerimiz var. Tepeler daha yukarıda oluşmaya başladı. Geri çekilmeler olur. Bunlar oldukça normaldir. Teknik açıdan baktığımız zaman Fibonacci değerlerimiz de iyi çalışıyor. 12.20, 13.69 şu kısa süreliğine önemli destek ve dirençlerimiz. 20 bandı arkadaşlar ve akabinde 27.80 bizim teknik hedefimiz. Buradaki Fibonacci katlama hedefi diyebiliriz. Evet. Yine şu kısmı alıp şöyle bir yukarı çekelim arkadaşlar. Evet. Bakın yukarı çektiğimiz zaman da ilerleyen zaman da karşımıza çıkacak değerler arkadaşlar. Evet. Bir de düşen kırılımına bakalım. Değerli dostlar, şu kısım üzerinden değerlendirdiğimiz zaman 1-2 kırılım gerçekleşiyor yukarı. Tekrar bu bölgelerde, şimdi bakınız bu çizgimizin üzerinde kalmamız bizim için oldukça önemli. Burası bir onay hareketi olarak çalışabilir değerli dostlar. Bu noktayı önemsiyoruz. Bakınız şu destek, daha doğrusu direnç çizgisi üzerinde artık burada destek olarak çalışmış. Kaldığımız müddetçe pozitif. Olumlu bir hava olduğunu söyleyebiliriz. Türk Hava Yolları için değerli dostlar bakınız. Burada yine avantajlı noktalarımızdan bir tanesi şöyle bir fitilin bırakılmış olması. Bu da oldukça önemli diyebiliriz. Çizimleri yine kaldırıyoruz. Bir de değerli dostlar şu bölgeden bir Fibonacci atıyoruz. Evet burada da yine 12.54'lerin üzerine atmasıyla beraber yükseliş potansiyelini arttıracaktır değerli dostlar. 12.54 üzerinde. Evet. Tekniği güzel. Evet. Türk Hava Yolları tekniğimiz güzel değerli dostlar. Geçiyoruz. Froto'ya. Froto'da arkadaşlar her şey tıkırında gidiyor. Her şey tıkırında. Ana destek çok güzel çalıştı. Şu bölgeler bir alım fırsatı olabilir. Düşer ise dedik. Düşmedi bu bölgeler. Şuralardan kıl payı döndü. Katlama hedefi dedik. 214 bandı bakınız. Şu bölge 214 bandı katlama hedefimiz. Halen geçerliliğini koruyor değerli dostlar. Evet. Çizimleri yine kaldırıyorum.
Evet, şimdi Frotto'da arkadaşlar yine şöyle bir renk cümbüşü yaptık. Bu renk cümbüşümüze göre 199, bakınız teknik anlamda ortalama bir hedef noktamız. Neredeyse bu noktaya gelmiş durumdayız. Bakınız şu kısım artık bizim için destek noktası değerli dostlar. 179 bandı. Bakınız %79 destekli takip ediyoruz. Değerli dostlar, Fibonacci değerleri açısından 199-200 bir direnç noktası burası geçildiği takdirde 216-227 şeklinde takip edilebilir. Daha potansiyel olduğunu ben düşünüyorum. Yine teknik açıdan konuşmak gerekir ise değerli dostlar. Ha, düzeltmemiz olabilir, geri çekilmemiz olabilir. Buradan bakınız tekrar 179 bandı bu şekilde yolculuk devam edebilir. 179 burada bizim destek noktamız, stop loss noktamız diyebiliriz değerli dostlar. İndikatörlere bakıyoruz. İndikatörlerimiz de halen güçlü. Teknik açıdan pozisyon güçlü değerli dostlar. Teknosu'ya bakalım şimdi de. Teknosu da yine yapacağını yaptı. Yani hiç sıkıntımız yok. Oldukça güzel ilerliyoruz. Ana desteklerimiz güzel çalıştı. Bu bizim sevdiğimiz destek çalışmaları arkadaşlar. Katıla dahil olan arkadaşlarımız bunları çok iyi bilirler. Bakınız. Yani tam böyle avın yapılacağı bölgeler. Şimdi yine buradan gidiyoruz ama nereye kadar gideceğiz hocam diyenler için yine bir Fibonacci değerleri üzerinden yolculuk yapalım değerli dostlar. Evet. 1618, 1949 burada çalışmış mı? Çalışmış. Şimdi şu kısmı şöyle alıyoruz yukarıya. Evet değerli dostlar. Fibonacci altın oran bakınız 1949. Bu seviyelerin üzerindeyiz. 1950'lerin üzerinde potansiyelimiz halen mevcuttur. Olumlu diyebiliriz. Teknik olarak 21-14, 23-24, 29-32 bizim teknik hedeflerimiz değerli dostlar. Düzeltmeler yer yer bazı noktalarda gelebilir. 0618 bakınız altın oranımız Fibonacci'de 1949. Bu seviyelerin üzerindeyiz ve bu seviyelerin üzerinde olumlu diyebiliriz değerli dostlar. 1949 seviyeleri üzerinde pozitif bir görüntü hakim diyebiliriz. Değerli dostlar Teknosa'da. Evet. Geçiyoruz diğer bir hissemiz. Arçelik. Evet, trend sevenler, kanal sevenler. Bakınız burada neler görüyoruz arkadaşlar. Yine oldukça süper çalışan bir kanalımız. Mavi kanal içerisinde kaldığımız müddetçe sıkıntı yok demiştik hatırlarsanız. Mavi kanalın altına herhangi bir sarkma gelmedi. Yolculuk halen pozitif bir şekilde gidiyor. Umarım yeni zirveler 38 olur, 39-40 neresi olursa artık yeni tepeler, yeni zirveler umarım test edilir. Burada şöyle kısa vadeli, kısa süreli 32-94 destekli takip edilebilir değerli dostlar. Evet, teknik anlamda halen pozitif ve güçlü olduğunu söyleyebiliriz Arçelik'in. İşte ETR'ye bakalım. Vay vay vay. İşte ETR'de bakınız. Yine her şey mükemmel. Ya şu işte ETR'yi gerçekten seviyorum arkadaşlar. Yani teknik çalışmasını gerçekten seviyorum. Şimdi daha önce işte ETR'de ne dedik arkadaşlar? Hatırlar mısınız? İşte ETR'de konuştuğumuz çalışmayı daha önce en son. Bakın şu bölgede. Bakın şurada da zaten çizmişiz. Bir uyumsuzluktan bahsetmiş miydik arkadaşlar? Burası bir uyumsuzluk, negatif uyumsuzluk demiş miydik? Demiştik değil mi değerli dostlar? Tepeler daha yukarıdayken RSI'ın tepelerinin daha aşağıda olması, MACD indikatörünün daha aşağıda kesişmelerle satış sinyalleri üretmesi. Ne demiştik? Buna aldanmayın. Bu gel gel hareketidir diye bahsetmiştik ve
Değerli dostlar, 7.47'lerden 6 bantlarına gelen bir satış. Ha, ben düştü diye seviniyorum değilim. Bunu belki yanlış anlayan arkadaşlarımız olabilir. Burada net bir uyumsuzluk vardı. Sizlere onu anlatmaya çalıştık. Şimdi ise pozitif bir uyumsuzluktan bahsedeceğiz değerli dostlar. Bu da daha aşağıda dipler oluşur iken bakınız daha yukarıda oluşan bir RSI dibini şu an itibariyle görmekteyiz. Umarım burada RSI şu şekilde bir hareket ile değerli dostlar yukarıya doğru bir hareketle bunu kanıtlar. Teknik anlamda bu da bir pozitif uyumsuzluktur. Sen aşağı doğru düşmek istiyorsun ama ben seni yukarı taşıyacağım diyor RSI değerli dostlar ki zaten bizim yine çizmiş olduğumuz önemli destek çizgisi bakınız çalışmış durumda. Buradan bir dönüş hareketi gelmiş durumda. Bunun için yine işletmenin pozitif olduğunu söyleyebiliriz değerli dostlar. Evet burada bir kanal trendi çizdik. Yani alt desteği çizdik. Buna paralel bir bakınız çizgi çizdik. Dedik ki 6.57'ler aşılmadığı müddetçe geçmiş videomuzu izleyebilirsiniz. Bu bölge aşılmadığı müddetçe 6.35-6.10 sıralı destek noktalarımız dedik ve 6.35 kırıldı. 6.10'dan da şimdilik bir destek bulmuş durumda değerli dostlar. Şunu da söyledik. 6.10 bölgesi altında değerli dostlar bakın şu kırmızı bölge altında. Daha doğrusu düz mantık 6 diyelim buraya bakın şu bölge. Bu seviyenin altında bir boşluk bölgemiz var. Daha önce açılmış bir gaplı açılış var. Burayı doldurmaya gelebilir. Bu da 5.55 ve 5.65 aralığında dedik. Bakalım buradaki bizim şu çizdiğimiz ok çalışacak mı hep beraber göreceğiz. Yani burada çalışmaz aşağı doğru düşerse burası arkadaşlar güvenli bir alım noktası olacaktır. Yani işçiler için şu anda kanal içerisindeyiz. RSI'da bir pozitif uyumsuzluk var. RSI yukarı çekmek istiyor. Bakalım neler olacak değerli dostlar. Kardemir D ile devam ediyoruz. Evet, Kardemir'de bakın şu bölgede bir çatışma alanımız söz konusu. Biraz temizleyelim. Yani şuraya tekrar vurgu yapalım arkadaşlar biz. Çizimleri kaldıralım. Değerli dostlar bakınız bu bölge bizim için önemli. Yani Kardemir'de için bakınız destek, destek, destek. Bakınız şuraya atabilir ise 6.90 bantları üzerine atabilir ise olumlu diyebiliriz. Yani halen burada bir risk nedir? O risk ikili tepe riskimiz söz konusu. Onun için değerli dostlar bir düşen kırılımının gelmesi lazım yukarıya doğru. Aşağıda ise bakın şu bölgenin altında bir günlük kapanış. Bakınız kaç burası? 6.49 altında gelebilecek bir günlük kapanış. 6.49, 6.50'lerin altında gelecek bir kapanış. İkili tepeye bizi götürebilir. Buraya dikkat ediyoruz. Şimdilik burada Kardemir D için değerli dostlar kırılım bakınız söz konusu olması gerekir. Yani pozitif senaryo için şöyle bir bakınız görüntümüz hakim. Yani şu şekilde gel gitler yapabilir. Ya burada kırılıma bakmak lazım arkadaşlar. Yani şu anda yani 6.50'lik bir ikili tepe ihtimalimiz var. Bir de buradaki filamavari bir hareketle oluşabilecek bir senaryoda tekrar bu filama boyu kadar da yukarı gitme potansiyelimiz var. Sabırla beklemek lazım Kardemir'de de. Şu bölgedeki yön tayini önemli. Net bir bilgi veremeyiz ama şuradaki 6.50'ye dikkat edin arkadaşlar. Bu seviyenin altındaki günlük kapanışlar sıkıntı doğurabilir. Evet, Kardemir'deki senaryomuz bu şekilde arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Bir ikili tepe oluşumuna
gitme potansiyeli, gitme adayı diyebiliriz. Bir haftalık bakalım. Evet, bir haftalık grafikte de yine değerli dostlar, MACD indikatörü birazcık böyle sıkıntı üretebilirim havasında. Yine RSI da aynı şekilde dikkatli olalım arkadaşlar. Evet, şimdi çizimleri kaldıralım. Bakınız haftalıkta 6.58 destek, 7.08 direnç arkadaşlar. 6.58, 7.08. 6.58'in altında risk olabilir. Bu da bizleri 6.22, 5.86 şeklinde geriye çekebilir arkadaşlar. Evet, Kardemir D'deki görüntümüz bu arkadaşlar. Evet, katlama hedefimiz teknik anlamda 7.73 bandı arkadaşlar. Evet, 7.73 bu hissenin katlama hedefi. Buraya çok yaklaştık. Bakalım bu hedefine ulaşacak mı değerli dostlar? Hep beraber görmüş olacağız. Yani şu çanak katlama hedefi 7.73'leri görebilecek miyiz? 6.58, 7.08 olarak haftalıkta takip edilebilir. MEPET. Değerli dostlar, MEPET hissesi teknik anlamda özellikle MACD indikatörün pozitif bir tablo içerisinde olduğunu, yine göreceli güç endeksinde bakınız şöyle neredeyse düşen kırılımı havasında olduğunu görüyoruz. Bu anlamda MEPET için bakış açımız pozitif, teknik anlamda pozitif olan bir hisse diyebiliriz. Yine çizimleri kaldıralım. Çizimleri şöyle kaldırıyoruz. Şuradan haftalık bazda bakıyorum arkadaşlar. Evet. 3.11, 3.64. Teknik anlamda 3.64. Bandına doğru bir hareket ilk etapta beklenilebilir. Güzel. Günlük bakıyoruz. Evet. Bakınız muhteşem bir onay hareketi RSI'da. Bu da güzel. Evet değerli dostlar, MEPET pozitif. Güzel. En azından şu mesafe kadar bir yukarı yönlü hareket, bakınız 4.90'lara kadar bir yolculuk oluşturabilir. Teknik açıdan pozitif diyebileceğimiz bir görüntü içerisinde MEPET hissesi değerli dostlar. Çizimleri yine kaldırıyoruz. Bakınız olası bir stop loss noktası içinde bu desteği takip edebilirsiniz. Güzel. Evet. Turkcell, Türk Hava Yolları, Frotto, Teknosa, Arçelik, İşçiyatere, Kardemir'de ve MEPET hissesine şöyle bir bakmış olduk. Umarım faydalı olmuştur. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.